Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Akıbetü Lil Muttakin Esselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammed Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain Kastamon layıkasından Güzel bir mektup var İçerisinde iki kısa mevzu var Okuyup inşallah istifade etmeye çalışalım Bismihi subhanahu ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kalemi alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikatlere birer işaret ederiz. İki tane ince mesele diyor. Kalbe gelmiş. O iki ince mesele hakkında birkaç kelam edecek. <laughs> Birincisi kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında yaptığı tekasülüne binaen namazın arkasından okunan tesbihatta yaptığı tembelliğe binaen, tekasüle binaen dedim. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir. Aleyhissalatu vesselam namazın arkasından yapılan bu tesbihatlar bizzat Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın yapmış olduğu tesbihatlardır. Dolayısıyla tarikat-ı Muhammediye'dir. Yani onun yoludur. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın sünnetidir. Ve velayet-i Ahmediye'nin bir evradıdır. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam o evradı okumakla o velayet mertebesine çıktı. Velayet derken yanlış anlamayalım. Rasuldür, Allah'ın elçisidir. Onun emirlerini bizlere iletir. Bu cihette Rasuldür. Ama bir kul olarak da velidir. Allah dostudur. Allah'ın sevgilisidir. İbadetleriyle, taatıyla insanlar içerisinde kendisini Cenab-ı Hakk'a en çok sevdirmiş olan o zattır aleyhissalatü vesselam. İşte Peygamber Efendimiz'i o makama getiren bu evrattır. Dolayısıyla o tesbihatlar, namazın arkasından okunan o tesbihatlar, bizzat peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. Onun evradıdır. O noktayı nazardan ehemmiyeti büyüktür. Bir hadis-i şerif okudum. Bir gün sahabinin fakirlerinden bir grup peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelmişler. Ey Allah'ın Resulü. Zengin kardeşlerimiz zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar, hayırlar yapıyorlar sevap kazanıyorlar. Mali ibadetler yapıyorlar. Bizim varlığımız yok. Bizim maddi bir birikimimiz yok. Biz o ibadetlerden, o sevaplardan nasiplenemiyoruz dediklerinde ben size bir şey söyleyeyim demiş. Eğer bu dediğimi yaparsanız bu dediğimi yapmadıkça hiç kimse size yetişemez demiş. Ne yaparsa yapsın. Beş vakit farz namazın arkasından 33 defa Subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa da Allahu Ekber deyin demiş. Bunu derseniz bunu demediği sürece kişi ne yaparsa yapsın size yetişemez demiş. İşte fazileti düşünebiliyor muyuz oradaki? Bir müddet sonra yine gelmiş bu zatlar. Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz bunu bizden duydular. Onlar da bu evradı yapmaya başladılar. Yapıyorlar, sen ne yapalım yani? Manu olarak söylüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık yani yapıyorsa yapmayın diyecek onlara. Ama düşünün bu evradı okuyan bir kimse öyle bir sevap kazanıyor ki başka ne yaparsa yapsın bunu yapmadıkça bunu yapana yetişemez diyor. Özellikle bu tesbihatlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatı olması hasebiyle onun nispetinden dolayı ehemmiyeti çok büyüktür. Bazı büyük velilerden çok kıymetli evratlar gelir. Onlar da kıymetli. Ama hiçbiri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğuna yetişemez. Bizim de namazların arkasında okuduğumuz hem o 33'er defaki Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihatı hem de onun arkasında okuduğumuz gerek Ya Cemilü Ya Allah tarzında okuduğumuz olsun gerekse Tercüman-ı Adam olsun bunlar Cebrail Aleyhisselam tarafından bizzat Peygamber Efendimiz'e getirildiği kitaplarda mevcut. O noktayı nazardan Peygamber Efendimiz'e nispetinden dolayı bu evradın ehemmiyeti büyüktür. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Bu tarikatı Muhammediye olan evradın hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin fevkindedir. Rasul-i Ekrem'in velayetinden daha büyük bir velayet söz konusu olamaz. Öyle de, o velayetin tarikatı da ve o velayet-i kübranın evradı mahsusası olan farz namazların akabindeki tesbihatlar da o derece sair tarikatlerin ve evratların fevkindedir. Hiçbir veli Peygamber Efendimiz'e yetişemediği gibi, hiçbir tarikat da onun tarikatına yetişemez. Hiçbir evrat da onun evradına yetişemez. Ve bu sır dahi şöyle inkişaf etti. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut bir mescitte hatmi i nakşiyede birbiriyle alakadar heyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Halka ezikli kurmuşlar. Orada kelime tevhid çekiliyor. Nurani bir hava oluyor nasıl ki? Bir feyizli hava oluyor. Öyle de kalbi hüşyar bir zat, kalbi uyanık, gaflette olmayan bir zat, namazdan sonra, Sübhanallah, Sübhanallah, deyip, tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın müvacihesinde, sanki onun karşısındaymış gibi, kalbi hüşyar bir zat, namazın arkasından, Sübhanallah, Sübhanallah derken, aynen bir zikir halkası gibi, Halkanın serzakiri Muhammed aleyhisselatu vesselam biz de onun karşısında müvacihesindeymiş gibi tesbih elinde 100 milyon adamın tesbih çektiklerini manen hisseder. Evet her vakit namazında dünyanın dört bir yanında bu tesbihler okunuyor. Sanki yeryüzü büyüklüğünde bir halkayı zikir biz de o halkayı zikrin bir ferdiyiz. Ve o halkayı zikrin de serzakiri Peygamber aleyhissalatü vesselam. Nasıl ki bir zikir halkasında nurani bir hava hissediliyordu. İnsan bunu düşünebilse, hüşyar kartlı bir insan şu manzarayı tahayyül edebilse öbür halkayı zikirde hissedilen maneviyattan geri kalmaz. Ondan belki çok daha büyük bir feyiz, çok daha büyük bir maneviyat o tahayyülde hissedilir. Ne diyor bakın? 100 milyon adamın tesbih çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyet ile Sübhanallah Sübhanallah der. Sonra o Serzakir'in emri manevisiyle ona ittibaen Elhamdülillah Elhamdülillah dediği vakit o halkayı zikrin ve o geniş dairesi bulunan Hatme-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam dairesinde 100 milyon müritlerin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları kastediyor. 100 milyon müritlerin elhamdülillah, elhamdülillah diye olan hamdlerinden tezahür eden, azametli bir hamdi düşünerek, içinde kendisi de elhamdülillah, elhamdülillah ile iştirak eder. Ve hakeza. Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Duadan sonra, 33 defa, La ilahe illallah, La ilahe illallah der. Sonra o tarikat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam halka zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık mana ile yani onun ser zakirliğinde yeryüzündeki yüz milyonlarca Müslümanla birlikte o zikri çekiyormuşçasına o ihvanı tarikatı nazara alıp o halkanın ser zakiri olan Zat-ı Ahmediye'ye müteveccih olup aleyhissalatü vesselam elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah der diye anladım. Biraz daha öyle etmeye çalışalım. Yani öncelikle Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam manen serzakir. Bütün dünyadaki Müslümanlar o halkayı zikrin zakirleri. O manevi havayı tahayyül ediyorsunuz. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dedikten sonra bu sefer sanki Resulullah karşımız, karşımızdaymışçasına Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Milyonlarca kez. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü diye sanki karşımızdaymış gibi ona hitaben bunu söyler diye anladım. Ve hissettim ve hayalen gördüm. Dedi ya hüşyar kalpli bir kimse böyle hisseder. E tabi Üstad Hazretleri o hüşyar kalbe sahibi olduğu için bunu hissettim diyor bakın. Ve hayalen gördüm demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Maalesef bazen dünyanın koşuşturmacası içerisinde ihmal ediyoruz. Ama hadis-i şerifi hatırlayalım deminki. ki bunları 33'er defa diyor kim söylerse bunları söylemeyen bir kimse ne yaparsa yapsın yetişemez. Yine arkasından gelen o diğer tesbihatlar e, mecmuatla hasapla geçiyor. Bunu diyor kim okursa denizlerin köpüğü kadar günahları olsa affolunur. O İsmi azam duası, tercüman İsmi azam duası o kadar faziletli dualar. E Cenab-ı Hak inşallah o tesbihat vazifemizi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Bir ikinci mesele, iki ince mesele demişti. Birisi bu. Demek ki tesbihatta tekasül, tembellik göstermeyeceğiz. Tembellik geldiği zaman ben hemen o hadis-i şerifi hatırlıyorum. O fakir sahabilere söylemiş olduğu hadis-i şerif ve üstadın burada anlattığını tahayyül edebilirsek inşallah bize o tekasülümüzü atıp tesbihatımızı yapma gayretini, şevkini inşallah verir. İkinci ince mesele 31. ayetin işaretinin beyanında estağfirullah billah yestahibbun el dünya al alel ahire. Dünya hayatını ahiret hayatına bile bile tercih etmekten bahsediyor değil mi? Bu bahiste denilmiş ki bu asrın bir hassası bu asrın bir özelliği şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiye'ye bilerek tercih ettiriyor. Bilmeden değil. Ahiretin nimetlerini bildiği halde, ahiretin faziletlerini bildiği halde dünyayı bile bile ahireti tercih ettiriyor. Bu asrın hastalığı bu etrafımızdaki insanların kaç tanesi ahiretten habersiz ki? Ahireti herkes biliyor. Cennet cehennemi herkes biliyor. Sevabı günahı herkes biliyor. Ama yine de bu asırdaki insanların özelliği bizler de hariç değiliz. Bizler de kendi artık durumumuza göre belki bir ehli gafletin yaptığı kadar olmasa da bazen biz de aynı hataya düşebiliyoruz. Hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye bilerek tercih ediyor bu zamandaki insanlar. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş adeta. İnsan cam parçası ile elması değişir mi ya? Bile bile değişiyor. Ahiret'in elmas gibi olan nimetlerini dünyanın cam parçası gibi olan menfaatleriyle değişiyor. Ben bundan çok hayret ediyordum Üstad Hazretleri. Ya nasıl olur? Bir insan cenneti bilir, cehennemi bilir de nasıl daha bu hale düşer? Hatta bakın mutezile mezhebi bu noktada ee, ne diyelim yanıldığı konuna bir iste bu. Onlar diyorlar ki nasıl ki insan dünyevi hapis korkusundan çok nefsinin istediği şeylere uzak duruyor. Mal mülk istiyor, hırsızlık yapabilir, hapis korkusundan dolayı yapmıyor. Veya ne diyelim ceza görecek yapmıyor, ya da bir iş yerinde çalışırken alacağı maaşı biliyor. Emin olduğu için alacağı maaştan büyük bir şevkle, gayretle koşturuyor. Eğer Allah'ın vaat ettiği cennete hakiki inansa, iş yerindeki o 3 bin lira, 5 bin liranın hatırı için koşturan adam, ona inanıyor çünkü o 5 bin lirayı alacağını biliyor. Bildiği için de koşturuyor. Cenneti de diyor bilse, inansa koşturur. Veya diyor, hapisten korkup nefsinin istediği pek çok şeyi terk ettiği gibi, cehenneme de hakiki inanan birisi diyor, pek çok şeyi terk etmesi lazım. Onlar diyor ki güya, terk etmiyorsa demek ki cehenneme imanı yok. Ha, ehli sünnet böyle demiyor ama. Ehli sünnet diyor ki, kişi Allah'a inanır, ahirete inanır, cennet cehenneme inanır. Ama insana bir nefis denilen bir şey var. Heva denilen bir şey var. Ve nefis, heva, hissiyat, aklı dinlemezler. Hevanın ve hissiyatın böyle bir özelliği vardır. Bakın çocuklara dikkat edin belli bir yaşa kadar akılla anlatamıyorsunuz bazı şeyleri. Çocuk hissiyat galip ediyor onlarda. Hissiyat galip olduğu için, duygular ön planda olduğu için onun duygularına hitap etmezseniz akılla mantıkla bir şey yaptıramıyorsunuz. Anlatıyorsunuz doğru. Haklı. Dinliyor, baş sallıyor, doğru diyor ama yine bildiğini yapıyor. Çünkü orada hissiyat galip olduğu için aklı susturuyor. Çocuklarda bu çok baskın. Ama yetişkinlerde de var. Yetişkinlerde de var. Hissiyat öne çıktığı zaman, duygular öne çıktığı zaman aklı dinlemiyorlar. O cihet ehl sünnet diyor ki bir insan günah işler, hissiyat onda galip gelmiştir o yüzden işler. Yoksa akılla, kalple ahireti inkar ettiğinden dolayı değil. Ama üstad da bakın ne diyor? Yine hayret ediyordum diyor. Yani bu kadar cennetin nimetlerini bildikten sonra daha insan nasıl dünyayı ona tercih eder? bu günlerde ihtar edildi ki bu konuda neden tercih ediyor bir insanlar? Nasıl bir uzvu insani hastalansa, vücuttaki bir uzuv hastalansa, yaralansa, sair ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Onu tamire koşarlar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı, hayatın hırsı ve hıfzı, dünya hayatını korumaya çalışmak ve o konuda hırs göstermek ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insani. Demek ki insanda manevi bir cihaz var. Ne yapıyor bu? Hırsı hayat ve hıfzı hayat. Zevki hayat ve aşkı hayat bunları iktiza eden bir duygu var insanda. Böyle bir cihaz insani çok esbabla yaralanmış sair letaifi kendiyle meşgul edip yaralanmış başka latifeleri kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. İnsanda bazı manevi latifeler var. Allah'a çağıran, ahirete çağıran, ibadete çağıran, ama bunlar bu zamanda çok yaralandığı için haramlarla, günahlarla o latifeler, ibadetten lezzet alan latife zayıflamış. Ahireti özleyen latife zayıflamış. İnsanı böyle hayra sevk eden latifeler de var. Ama dünya çeken latifeler de var. Ta ki imtihan sırrı gerçekleşsin. Ahirete cezbeden, ahirete celbeden latifeler çok yaralandığı için bu sefer dünyaya cezbeden latife onları kendi namına kullanmaya başlıyor. Onu söylüyor bakın. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazifeyi hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışmış. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, sefihane, sarhoşane, nefsani bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi. Üstad demek görmüş yani biliyor Anadolu'da da oluyor böyle şeyler. Mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp o çalgılı oyunlara halaya kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o nefsani eğlenceye katılıyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususen hayat-ı içtimaiyesi, cemiyet hayatı, öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim. Dehşetli ama cazibeli ve elim. Fakat meraklı bir vaziyet almış ki. Hem cazibeli hem meraklı. Şimdiki dünya hali öyle. İnsanların merakını çeken çok şey var. İnsanları cezbeden çok şey var. Bakın üstadımız gençliği bekleyen tehlikeleri sayarken komünizmden bahsediyor. Komünizm diyor kuru ekmeğe çağırır insanları diyor. Çok fazla endişe etmiyor. Yani yüzde on, on gibi diyor, insanı etkiler diyor. Tesirini alır. Ama bu şimdiki kapitalizm denilen sistemi söylüyor sefihane, Avrupa'dan gelen o sefihane olan cereyan, asıl toplumu bunlar etkileyecek diyor. Öyle bir mektubu var. Yani nefse hitap eden cereyanlar, insanları daha çok etkiliyorlar. Nerede bakın? Bu asırda hayat-ı insaniye, hususen hayat-ı içtimaiye, öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki, insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını, Nefsi emmare'nin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Artık akılla kalp orada susuyorlar. Sesleri kısılıyor. Evet. Çünkü çok cazibeli. Nefislere hitap eden, nefsani duygulara hitap eden çok cazibeli fitneler var. Devamlı insan bunların bombardımanı altında. O bombardıman altında o duygular galeyana geliyor. Bu sefer aklı, kalbi, manevi latifeleri susturuyorlar. Evet, hayatı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Eğer zaruret varsa, o da bütün uhrevi meselelere değil, bazı uhrevi meselelere dünyevi işi tercih edebilirsin. Zaruret var. Çoluk çocuğu aç adamın. işe gidecek. Yani orada namazını belki tam ezan okunduğunda kılamıyor. Yani namazı terk etmeyecek. Belki geciktiriyor. Veya adam iş yerinde tesbihatı çekmeye vakit bulamıyor. Bakın zaruret varsa o adam için bazı konularda hepsi değil. Bir kere farzları terk edemez. Farzları terk edemez. Bazı konularda ruhsat-ı şer'iye var. Fakat, bakın şurası önemli. Fakat bir ihtiyaca binaen zaruret yok. Normal bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Demek ki zaruret neymiş onu anlattı burada? O işi yapmazsan helakete sebep olacak. Terk etmezsen o şeyi, yapmazsan senin için helaket olacak. Ancak o zaman diyor ruhsat-ı şer'iye var, o zaman fetva var. Yoksa basit bir şey dolayı olmaz. Bizim Başakşehir'de emekli oldu. Bir Allah razı olsun hoca vardı, hoca efendi. Bir gün baktım vaazda konuşuyor. Adamın birisi gelmiş, hocam demiş, Ramazan günü ikindi vakti yaklaşınca dizlerinde derman kalmıyor demiş. Benim için özür olur mu demiş, ben şeyi fidyesini versem de orucu tutmasam. Ya kimin dizinin bağı çözülmüyor ki? Yani ikindiği geçtikten sonra herkesin böyle takatı kalmıyor. Zaten oruçtaki maksat da o değil mi? Aczini hissetsin, farklını hissetsin değil mi? Şimdi bakın ona kalırsa o bir ruhsat kendisi için. Bir şey, ihtiyacım var benim. Benim işte efendim takatim kalmıyor, dermanım kalmıyor. Böyle basit mazeretlerden dolayı değil. Eğer siz o şeyi yaparsanız helak olacaksınız. Mesela oruç tutarsa adam ya bir uzvunu kaybedecek ya ölecek. Yani bu bir zarurettir. Sadece yorgunluk, takatsizlik, işte normal iş hayatında eskisi kadar koşturamıyorum. işleri takip edemiyorum. Normalde on müşteriye bakarken üç müşteriye bakıyorum. Bunlar fetva olmaz. Halbuki bu asır o damar insaniyi o derece şırınga etmiş ki. Ya Ne yapalım mazuruz. Bu damarı o kadar şırınga etmiş ki, o kadar işlemiş ki insanlara. Küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umur diniyeyi terk eder. Bu asır o damar insaniyi yani ruhsatlarla amel etme. Azimeti terk etme. Öyle şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umur diniyeyi terk eder. Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfsı hayat, hayatını koruma cihazı, manevi duygusu, bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bu duygu, bereketin kalkmasıyla ve fakır ve zaruret ve fakir ve zarureti maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celbede ede o derece nazarı kendine celbetmiş ki birkaç madde saydı burada bakın. Niye bu asıl da bu damar bu kadar kuvvetlenmiş? Ahiretini bırakıp dünyayı tercih etmek. En basit bir dünyevi zarar yüzünden dini meselelere taviz vermek damarı neden bu asırda çokça güçlenmiş? Birkaç madde saydı bakın. Bir daha okuyacağım burayı. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı. Dünyasını garanti altına almak. Kendini korumak. Bu duygu bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla. Birincisi bu, bereket kalkmış. Az şeyle yetinemiyor adam. Yetmiyor. Ama niye bereket kalkmış? Hırs yüzünden kalkmış. İktisatsızlık yüzünden kalkmış. Kanaatsizlik yüzünden kalkmış. Bundan dolayı bereketin kalkmasıyla sonra ve fakır ve zaruret-i maişet ziyadeleşmesiyle bu zaman daha kadar hayat zorlaşmış. Eski zamanlar gibi değil. İhtiyaç artmış. Evde kombi var. Bozuluyor. Çağırıyorsun 250 lira ver bakayım. Şimdi kombinin tamirine. Yeni verdim de. Şimdi aklımda o yüzden var. Yeni başıma geldi. Fırınlı ocak var. Bozuluyor. Ona masraf. Çocuğun servisi var. Ona masraf. Belki'nin bir şeyi var. Bakın önceden yoktu bunlar. Bu asırda ihtiyaçlar artmış. İhtiyaçların artmasından dolayı derdi maişet zorlaşmış artık. Geçim zorlaşmaya başlamış. O derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazar dikkati şu hayata celbede ede bir ara yani latife ama e, hakikatli bir latife hocamız söylüyordu yani güldürmek için değil bir hakikat ifade ediyor ellerine tesbih ekonomi 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 tesbih çeker gibi ekonomi Yat ekonomi, kalk ekonomi. Yani borsa şöyle oldu, döviz böyle oldu. ihracat böyle oldu, cari açık böyle oldu. Hep bunlar konuşuluyor. Ve devamlı işte ev aldık, şuraya yatırım yaptık, arsa aldık, berikini yaptık. Devamlı dünyevi meseleler konuşula konuşula nazar dikkat dünya hayatına celb edilmiş. Edna bir haca, hacatı hayatiyeyi artık dünya hayatına çokça nazar celb edildiği için en küçük bir dünyevi haceti büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. O kadar çünkü artık önemsenmiş ki dünyevi istikbal. En küçük bir dünyevi menfaat en büyük bir dini meseleye tercih edilebiliyor. Bu acip asrın bu acip hastalığına. iyi de hastalıkla çözüm ne? Üstad hazretleri hastalığı söyler mutlaka peşinden tedaviyi de önümüze koyar bu acı basrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Ve elhamdülillah Risale-i Nur talebelerine bakıyoruz. Bizim de hatalarımız var. Ama ehli iman içerisinde en çok dayananlar yine onlar. Ve onun Risale-i Nur'un metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukabele edebilir. Tabi burada bazı vasıflar saydı. Ee, yani ümitsiz diye düşmeyelim ama eğer buradaki bu bahsettiği hastalığa karşı biz dayanamıyorsak. Çünkü ne dedi? Rıslah Nur'un talebeleri dayanabilir dedi. Ama hangi talebeler? Saydı şimdi. O zaman biz bunlarda konusunda biraz kendimizi siğaya çekeceğiz. Çünkü neredeyse bakın, onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtlere mukavemet edebilir. Zayıflığımız varsa bu hasletlerimizde zayıflığı var mı diye bakacağız, takviye etmeye çalışacağız. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Madem ki bu asrın, bu dehşetli hastalığına karşı Kur'an'ın tiryak misal ilaçlarını Risale-i Nur'lar bize sunuyorlar ve onlarla ancak mukabele edilebiliyor. O halde onun dairesine girmeli. Risale-i Nur'un dairesine girmeli. Hem de ne diyor? Bakın her şeyden evvel. Öncelikli mesele bu olmalı. Sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas dikkat edin ihlas bir de ciddi ihlas diyor başına. Yani o ihlası da tehdit ediyor. Tam metanet ve ciddi ihlasla ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi bu astırın hem bu hubbu hayat fitnesinden hem de sair fitnelerinden muhafaza eylesin. Bu hastalıklara karşı tiryakları bize takdim eden Risale-i Nurlarla hemhal olmayı nasip etsin inşallah. Hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin rızaen lillahi teala el-Fatiha